Bayağı bayanlar, Tugi Gamers TV'ye hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Futbol Manager 2021'in 6. bölümüyle karşınızdayız. En son ne olmuştu? Aleykümselam bu arada Hakkı. Twitch'te canlı yayındayız. YouTube'da izleyenler arkadaşlar için söyleyeyim bunu. Twitch kanalımızda videonun açıklama kısmında ve yukarıda geçiyor zaten kanalın ismi. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Ne zaman yapıyoruz online kariyer? Bir araştırma yapmam lazım benim. Bir araştırmam lazım Hakkı. Araştırayım da ondan sonra yapalım. En son ne yapmıştık abi? Bursa Spor'u küme düşürdük. Allah'ın cezası. Oyuncular bizim profilimize güvenmedikleri için, profilimizi de gösterelim şöyle. Şuradaki özelliklerimize güvenmedikleri için maalesef bizi pek takmadılar taktikte falan filan. O yüzden biraz kötü olduk. Tamam Hakkı, seninle bir irtibata geçelim. Benim Discord kanalıma sen gel. Oradan bir ön hazırlık yapalım. Hani böyle direkt girmek de olmaz diye düşünüyorum online kariyerde. Evet, çayınızı kahvenizi alın. Bursa Spor'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım. Bursa Spor'u 2. lige düşürdük. Bizi bakalım. Bize daha ne kadar tahammül edecek Bursa Spor. Hemen hiç vakit kaybetmeden bir devam edelim bakalım. Ne diyor? Özer geleceği hakkında görüşmek istiyor. Özer'le konuşalım bakalım. Ne istiyorsun Özer? Neden böyle düşündün? Ne diyor? Küme düşen bir takımda yer almak istemiyorum. Benim daha büyük bir kulüpte oynamam lazım. Neden böyle düşündüğünü anlamıyorum. Heh, şöyle yapalım. Hafta sonu olabilir Hakkı. Olur mu? Deniz. Deniz ne diyor? Sen de konuşalım Deniz. Küme düşen bir... Tamam, sana da söz verelim. Sanki ben küme düşürdüm arkadaş. Elimden geleni yaptım ya. Krizlere girdim burada abi. Krizlere girdim ya. Sedat sen ne istiyorsun kardeş? Sen de bir küme düşen takımda. Senin de Allah cezanı vermesin. Hay. Bunlarla görüşeceğiz. Bir görüşme yapmamız lazım. Küme düşen takımda oynamak istemiyor. Siz yaptınız oğlum bunu. Oynamadınız ne yapayım ya. Vefa sen de bir küme düşen takımda oynamak istemiyor. Ay Allah'ım yarabbim. Recep Aydın, Ali Akman. Ali Akman gidecek zaten. Bursa Spor oyuncuları sezon öncesi hazırlık kampına kadar tatile çıktılar diyor. Samsun Spor Ertuğrul Sağlam'ın görevine son vermiş. Kovulması muhtemel. Menajerler arasında ilk sıradayız abi. Özer transfer listesine konmak istiyor. Bunlar transfer listesine giriyorlar. Bizi kovacaklar mı acaba? Onu merak ediyorum şu anda. Yönetimle toplantı yapalım. Takımın sergilediği performansla memnun değiliz ve kulüpteki geleceğini sorgulamaya başladık. Takım neden bu kadar kötü performans gösterdiğini merak ediyoruz abi. Ali Akman İtalya Ligi'nde Spezia var ya, Spezia diye bir takım var ya, oraya gitti abi. Orta yolu bulalım. Bu benim teknik direktör ilk görevim. Dolayısıyla yapacağım hataları umarım görmezden gelirsiniz. Takım olarak zor günler yaşıyoruz. Bu yüzden işleri yoluna koymam için bana biraz zaman vermişsiniz. Bence olduğundan daha kötü görünen bir durum bu. Gayet güzel oynamamıza rağmen form tablosu bunu göstermiyor. Şimdi şöyle yapayım. Zorlu rakipler üst üste oynadığımızı düşünmüyoruz. Fikstür o kadar kötü değildi yani. Daha iyi sonuçta elde etmeniz gerekirdi diyor. Şimdi hangi takımlısın o zaman hocam demiş. Galatasaraylıyım. Sakaryalı olduğum için Sakaryaspor'u tutuyorum. Erzurumspor'a sempatim var. Bursaspor'a sempatim var abi. Şimdi bir şans isteyelim. Bana ismi güvene almam için yapmam, işimi güvene almam için yapmam gerekeni söyle. Kulübün ihtiyacı olduğu şey bir kargaşa. Ben güvenmelisiniz diyor. Bir şans iste, tehdit et. Yalvarmayacağım abi, yalvarmayacağım. Kulübün zor dönemde ilgisi kontak atıyor. Size biraz daha şans vereceğiz. Evet, bizimle aralarının iyi olmasını istediler. Biraz daha şans verecekler bize. Bakalım.
Şimdi bu sezon göze hoş gelen futbol diyor. Şimdi 2020-2021 sezonu için minimum playofflara katıl diyor. Kabul. Tamam, öyle devam edelim. Şu anda bizde devam ediyorlar gibi görünüyor. Şimdi ihtiyaçlarımızı tespit edelim abi. Şimdi gidecek oyuncular olacak muhtemelen. İyi paraya gitseler bari de. Biz de işimizi güzelce yapsak. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bizim başarısız olmamızın şu şeye bakmam lazım. İkincilik. Neyse, gelince bakarız oraya. Mustafa Peker. Nerede oynuyorsun kardeşim? Sen sol bek. Şimdi biz neden başarısız olduk? Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Profilimize girdik. Şuradaki özelliklerimi görüyor musunuz abi? Şuradaki özelliklerim. Ben sanki böyle hani dışarıdan bir karakter olarak girdik diyelim. Bursaspor'un menajeri olduk. Yani Bursaspor sokaktan geçen bir adam aldı, menajer yaptı abi. Oradaki futbolcular bizi takmadı abi. Taktiklerimizi dinlemedi. Ya o da neye bağlıyoruz bak? Motivasyon, adam yönetimi falan, disiplin seviyesi falan. Bunların hepsi bizde düşük olduğu için, itibarımız da düşük. Profili iyi oyuncular bizi dinlemediler abi. Ondan dolayı Bursaspor'u başarıya taşıyamadık. Ama şimdi belki ikincilikteyiz ya. Belki biraz daha şansımız olur diye düşünüyorum. Tabii kovmazlarsa bizi. Bir ilerleyelim. Ben şimdi sezon açıldığı zaman takımı bol bol hazırlık maçı yaptırıyorum. Kondisyon yüklemek için. Daha sonra birkaç tane de takviye yaptığımız zaman şu mevcut kadro yükselmemiz için yeterli bence, ama çok önemli oyuncuların gitmemesi lazım. Özellikle Burak Kapacak gitmemesi lazım. Ondan sonra bu şu yabancı aldık ya, bir tane stoperimizin ikincilik şeylerini bilmiyorum, kurallarını bilmiyorum, bakmadım da. Oynatabilirsek onu da o da bizim için önemli olur diye düşünüyorum. Niye ilerlemiyor? Lan ben de bekliyorum ilerlesin diye. Peki. Ertuğrul Sağlam boşta şu anda. Bizi kovup onları. Türkiye 1. Ligi haftanın golü 2 tane oyuncumuz. Tebrik edeyim şunu. Kolunu omzuna at. Sohbeti sonlandır. Tamam, devam edelim. Şöyle bir kadromuza, takım dinamikleri. Taktik, takım raporu. Şimdi Ali Akman gidecek. Eren, Serdar, Burak Kapacak buralarda oynuyor. Ferhat Kiraz. Umarım bu sezon her şey çok daha farklı olur. Futbol dili ve edebiyatı bize 10 arkadaşla baskın yapmış. Futbol dili ve edebiyatına da buradan çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz abi. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Futbol dili edebiyatına da buradan çok teşekkür ederim. Dün ya da ondan önceki gün Futbol Dili ve Edebiyatı kanalının sahibinin doğum günüydü. Onunla buradan tekrar doğum günü kutluyorum. Bugün de benim eşimin doğum günü. Eşimin de doğum gününü kutluyorum arkadaşlar. Bugün doğum günü olan herkesin de doğum gününü kutluyorum. Hoş geldiniz abi. Futbol diline de buradan çok selam. Bizi şu anda memnun etti. Teşekkür ederiz. Ne yaptı Bursaspor'u? Ne yaptı Bursaspor'u? Bizden iyi duruma getirdiği kesindir. Artık ömür boyu seni izleyeceğim. Bir mana man mı? Akbayi masali. Hazır buraya gelmişken şurayı da bari takip edin de. YouTube kanalımı da yazayım buraya. Evet. YouTube kanalımda bu. Takip ederseniz çok mutlu olurum, çok sevinirim. Naçizane oyunlarımızı orada da paylaşıyoruz. Twitch'teki yayınladığımız oyunları. Valla takip eden arkadaşları takip edemiyorum şu anda. Alone'de
telefondan takip ediyorum bir de. Akın, İsmail, hepsine Alona Dizing, Bir Manaman, Akbay İsmail, katılan arkadaşların hepsine çok çok teşekkür ederim abi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vallahi adamsınız. Adamsınız, memnun ettiniz beni. Şu anda oyuna konsantre olamıyorum. Arkadaşlar böyle bir baskın yaptığı için. Teşekkür ederim onlara. Hepsine, hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Saydu Diello orta sahada oynuyormuş. Ömer Sefa Yıldız, aleyküm selam. Hoş geldin Ömer. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Futbol bizde olan arkadaşlar da Futbol Dili ve Edebiyatı Twitch kanalını ve YouTube kanalını takip ederseniz, o da Futbol Manager üzerine, özellikle futbol üzerine oyunlar oynuyor. Orayı da takip ederseniz seviniriz. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Neyse, kaldığımız yerden devam edelim. Bursa Spor'u ne yaptı? Futbol Dili Edebiyatı. Biz küme düşürdük maalesef. Ama şimdi çıkarmak için uğraşacağız. Galatasaray lig şampiyonu olmuş Süper Lig'de de. Yok mu bir çekiliş demiş arkadaş. Çekiliş yazın. Çekiliş şartları var. Canlı yayında 75 kişi olursak bir arkadaşa futbol menajer vereceğim. Evet. Bu sezon bitse artık ya. Sezon hala devam ediyor, giriniyor. Birinci ligde diyor. Karabük'le mi oynuyordu? Karabük'ü kontrol ediyordu galiba o. Bak şey neydi? Hakkı mıydı? Hakkı. Online kariyeri futbol diliyle de birlikte de yapabiliriz. Mesela aynı ligden üçümüz bir takım alırız. Öyle yapabiliyoruz mu mesela? Şimdi 18 takipçimiz var. 17 takipçimiz var. Biz de 18.'yiz. Hepimiz bir takım alacağız. Hepimiz aynı anda birlikte olabiliyor muyuz? Kupada Kocaeli'ye elenmişsiniz. 10. sıradasınız. Beşiktaş demiş Alona Dizing'de. Ben Sakaryalım. Sakaryaspor'u normalde. Galatasaray'ı tutuyorum. Bursaspor ve Erzurumspor'a da sempatim var. Erzurum'a neden sempatim var? Erzurum aslen Erzurumlu olduğum için sempatim var. Bursa'ya neden sempatim var? Bursa'da da baba tarafım Bursa'da. O yüzden onlara sempatim var. Ali Akman, zaten defolup gideceksin. Nereye gidiyordun sen? Nereye gidiyordu bakayım şuna bir. Spezia. Allah seni kahretmesin yani. Seni zaten bu Ali Akman'ın yüzünden. Abi olursunuz da çok yavaş olur. Hiç denemedim o kadar kişi. Aa, çok oyun yavaş olur diyor. O kadar kişi girersek diyor. Yani 2-3 kişi falan yapabilir miyiz böyle biraz daha hızlı olsa? Ya mesela 18 takım var ya, 3 kişi falan kulüp alsak. Hiç denemedim o kadar kişi ama 3-4 kişi olur. Ya 3-4 kişi falan yaparsak olabilir aslında. 3-4 kişi de olabilir. Suat diyorum ya. Şu Volkan'a da hep Suat diye ismiydi. Bir tane Z Suat var ya şeyde. PUBG oynuyorlar. Pusuyorlar, pusumusu atıyorlar. Z Zeus Volkan yazıyor. Z Suat onun da oradaki adamın nicki de falan. Oradan ona Suat diye isim geliyor neyse. Bende FM20 var demiş. 3 kişi tam tadında olur. Olur, 3 kişi de yaparız. 3 kişi de olabilir. 3 kişi de olabilir abi. Yarın ayarlayalım o zaman. Hafta sonu geç olur diyor. Yarın toparlayabilir miyiz? Bu arkadaşlar yeni geldi. Ali Akman Avrupa Şampiyonası'na çağrılmış. Yarın yine bu saatlerde olur ama. Olursa. Benim Discord hesabım var aslında. Discord'da da haberleşmek için bir organize etmemiz lazım öyle. Hani böyle çok samimi bir ortam olursa WhatsApp grubu bile kurabiliriz aslında.
Şu sezonun bitmesini bekliyorum artık ya. Bizi ilgilendiren de pek bir şey olmuyor aslında. Böyle bir çabuk geçse de şurası. Discord'u atlamış. Bir saniye. Yayınlarda Discord açmıyorum ama haberiniz olsun. Discord'umu vereyim, oradan takip edin ama yayınlarda Discord'u açmıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir saniye hemen açacağım. Evet. Abi şuradan hemen Discord'u veriyorum size. Katılın abi. Buradan irtibata geçebiliriz. Bende FM21 var. İnşallah ben de katılırım size. Vallahi iyi olur ya, böyle arkadaşlarla falan olmak daha iyi olur. Bursa Spor için seçim yaklaşıyor. Seçimle alakalı özel mesaj. Acaba iyi şimdi C Bursa Spor icraya yakın diyor. Allah. Allah Allah. Yanıtla. Yeni başkan Zekeriya Kayalı oldu. Bursa Spor'un yeni başkanı Zekeriya Kayalı. Çok heyecanlıyım. 28 Mayıs tarihlerini gösteriyor. Mobil için benim yayınımı izleyebilirsiniz demiş bir manaman. Bir manamanı da takip edebilirsiniz. O da mobil oynuyormuş. Mehmet Özcan. Bunu alsak mı ya Mehmet Özcan? İyiymiş lan bu. Bakayım, Topkap mı 11-17 alalım lan bunu. Eskişehir'de takip listesine ekle. Teklif yapabiliyoruz mu? Kaç para istiyor? 220 bin euro. Mevcut sözlük trafikçesine ekleyici toplamda 220. Devam edelim. Güzel. Ankara, Keçiören, Bolu. Mahvettiniz lan bizi. Bir önceki bölümde çıldırdım arkadaşlar. Geçen yayından olanlar bilirler. Kafayı yedirtti bana. Bedavalara bak demiş. Demoda olmaz online ya, sanmıyorum. Bursa Spor takımı adına kötü rekor istatistiği kırmış abi. Yılın oyuncusu Rayos'muş. 34 yaşındaki oyuncu 27 maçta 11 gol atmış. Umar gol kralı ödülünü kapmış. Ali Akman da 3. olmuş. Vay be. Peki. Bu Bursa'nın neresindensin demiş. Bursalı değilim ama Bursa'da amcamlar yaşıyor. Ben Sakaryalıyım. 2224 TL ne? Oha demiş. Aynen öyle. Şeyden alırsan Epic Games'ten 60 TL indirimle alabilirsin. Aynen bak, yazdı hemen arkadaş oraya. Yayında da 75 kişi olursak ben çekilişte bir kişi verebilirim. Yayında 75 kişi canlı olarak bulursak çekiliş yapıp bir kişiye vereceğim. Futbol direktörü yürüsün abi. Recep Aydın. Recep Aydın da kalması iyi olur bizim için ya. Şöyle bir ilerleyelim. Ha, pahalı abi. Oyunların geneli pahalı ya. Maalesef. Transfer toplantısı. Yaklaşan transfer dönemi öncesinde nasıl bir strateji belirleyeceğimizi konuşmak için bir transfer toplantısı ayarladık. Yapılmamış kulüp hedefleri ve kalan transfer bütçesi, iyileştirecek bölgeleri belirle, önerileri incele, kısa vadeli transfer... Peki. Katılalım bakalım. Transfer dönemi başlığı için bu toplantıyı düzenledim. Takıma yapacağım takviyeler konusunda aynı kafada olmamızı istiyorum. Tamam, güzel. Takımda nereye tefsir yapılması gerektiği hakkında önerinizi demek için. Peki. Tamam. Tamam, siz istediğiniz yere alın abi, ben istemiyorum. Şimdi merkeze bir tane oyuncu alsak birden fazla seçemiyoruz mu? Ağırlık verilmesi gereken yer. Şimdi Serdar Özkan gidecek.
Seçemiyoruz mu iki tane? Ha bunu bu varmış zaten. Şu var. Şu var. Değil mi? Şurada mı ekliyoruz? Kanat. O kalsın. Tamam, demek ki oraya yok. Şuraya bir Mazella eklesek mi? Mazella as takımı. Zaten onu şey yapmış. 5 tane oyuncu. Abi ben kaçtım, kendine iyi bak demiş. Alona Dazing. Teşekkür ederim katıldığın için. Kariyerde başarılar demiş. Eyvallah. Teşekkür ederim Alona Dazing. İsimlerini bize bilmiyorum ama buradaki yazan isimlerinizde cevap vermeye çalışıyorum. Bursa'nın neresinde oturuyor amcanlar? Orhan Gazi. Orhan Gazi'ler. Şimdi bir tane stoper alsak. Yardımcı forvet as takım için istemişiz. Ters ayaklı kanat oyuncusu Mazella. Standart stoper, onu da istemişiz. Şu sağ bek alabilir miyiz? İki yönlü sağ bek ekleyelim bir tane. Bir tane de sol bek alalım. Tamam, bu kadar yeter ya. Yani. Başlayalım o zaman abi. Ali Akman, Eren Güler'in sözleşme sezon sonunda sona erecek. Onun yerine başka alternatif bakmakta yarar var hocam demiş. Takımımızın genel görünüşe böyle takımı güçlendirme adına şunları araştırdık. Bulunduğumuz ligde iyi performans gösterebilen oyuncular yardımcı forvet rolünde iyi oynayabilecek santrafı merkez oyuncular. Bunlar gidiyormuş ha. Şimdi Eren Güler önden forvet oynayacağız o zaman. Haydi bakalım. Bunları mı bize öneriyor? Şimdi bunları öneriyor da. Bu iyiymiş lan aslında. Bunu alsak iyi olur ha. Tamam. Bu iyiymiş abi. Bunu alalım. Adriano Grimaldi. Bunu almasak mı? Anlaşıldı. Futbol stilini falan biz belirliyoruz şu anda bunun. Yardımcı forvet. Şu rolü oynayabilecek oynayan santrafor merkez oyuncular. Yardımcı forvet. Stili hepsi demiş. Mevcut yetenek. Şöyle yapalım. Potansiyel yetenek de 4 falan olsun ya. 15-40 olmasın abi. 20 ile 30 arası olsun ya. Tamam. Devam edelim. Devam edelim. Peki. Serdar Özkan gitgide yaşlanıyor ve sözleşmesi yakında sona erecek. Onun yerine bir oyuncu bulmak gerekir bence hocam demiş. Haklısınız. Bence de gerekir. Özel Rumacı Batuhan Kör. Takımımızın genel görüşü böyle. Takımı güçlendirme adına şunları açtık. Bulunduğumuz ligde iyi performans gibi ters ayaklı kanat oyuncusu. Tamam, o zaman raporları görelim. Volman. Aa, bu Volman iyiymiş bak. Kaç yaşında bu? 27. Kobri 9. Teklif yapabiliyoruz mu? Teklif yapamıyoruz. Takip listesine ekle. Anlaşıldı. Göktuğ ünü var demiş. Göktuğ ünü var. Oyuncuyu gözlemleyelim şöyle bir. Kimmiş bu arkadaş? Anlaşıldı. Pekala, devam edelim. Devam edelim. Gözlemleyelim abi. Bunları gözlemleyelim. Devam edelim. Bakalım. Carlo Ikinger midir? Nedir? İsmini tam okuyamadım. Abi çok iyiymiş lan bu. Aa, bunu almak lazım. Bunu almak lazım. Teklif yapamıyoruz mu ya? Neyse. Sezgin Güler. Bu gelişecek herhalde bu oyuncu. Sezgin. Sezgin Güler abi. Bu kimmiş? Alaaddin Okumuş. Sağ bek için buna zaten imza attırdık diye hatırlıyorum ben. Yanlış mı?
Sözleşme süresi. Ne lan? Zaten 2000 gelmiyor herhalde. Kendi bilir. Devam edin. Peki. Şimdi ne demiş? İstediğiniz üzere oyuncu gelişim hakkında 2 haftalık rapor hazırlayalım. Aşağıda bu raporun kısa bir özetini bulacaksınız diye. Oyuncu karakterinde değişiklik diyor. Batuhan Kör, dengeli. Serdar Özkan futbolda gerilemeye başlıyor. Özer Urmacı da Batuhan Kör gelişme kaydediyormuş. Menajer desteği çok kötü demiş. Neden? Zamana saygı duymaması olabilir diyor. Sonraki. Tamam. Peki abi. Biraz daha zaman geçireceğiz kulüple. Şimdi. Yönetim takımı idare ediliş şeklinden memnun demiş. Tamam. Şu anda memnunlar. Topaloğlu U9 antrenörü. Pekala. Yeni sezon açılsın da adamları bir şeye sokacağım. Rehabilitasyona sokacağım. İstediğiniz üzere transfer sözleşme görüşmeleri hakkında 2 haftalık sürecin raporlarını hazırladım. Aşağıda raporun kısa özeti. Altyapıdan faydalanabilir. Recep. Önerilmemeli diyor. Oyuncu sözleşme yenilemeyi hiç istemiyor diyor. Ferhat Kiraz hak etmiyor. Özür Umacı Yıldız oyuncudan. Tamam, bunu şey yapalım. Çünkü artık yaşlandı. Bence takım değiştir be demiş Hakkı. Yok abi. Bizi kovana kadar devam. Zaten şu anda karakterimizin özellikleri çok düşük olduğu için bu takımdan daha iyi bir takımı da yönetemeyiz. Bizi daha iyi bir takıma vermezler. Ki biz bu takımı yükseltiriz ya şeye bir üst lige. O kadar kanser ettiler bizi abi artık. Bir neşter vurup bu takımı daha iyi yerlere getirmemiz lazım. Ali Akman, hadi defol git sen de ya. Baksana abi Ali Akman'a. Piyasa değeri sıfır. Gidecek ya. Bursa Spor Yönetim Kulübü'nün geçen yılki mali kayıtları baz alındı. Yaklaşan mali kulübe. Güzel. Bursa Spor bu sezon kulüp üyeliğinden elde ettiği geldi 149 bin reklam geliri. Bu Ali Akman. Tamam. Bütçelerimiz belirleniyor. Güzel. Hüsnü Engin Su emekli olmuş. Emekli olsun bakalım. Tatildeler. Tatil ne zaman bitiyor? 5 Temmuz'da bitiyor. 5 Temmuz'a kadar bir ilerleyelim. Saniye, hemen geliyorum. Evet, geldim. Devam edelim.
bu sezon çok farklı bir Bursaspor izleteceğim abi. Çok farklı bir Bursaspor. Son önemli milli maçta forma giyen Bursaspor oyuncuları. Vefa Temel. Vizyonu 15 bu çocuk ya. Dayanıklılık, denge, güç. Gelişim, antrenman. Oynadığı mevki tamam. Ekstra antrenman, güç, güç abi güç. Güç, biraz güçlenmen lazım dostum. Tamam, biraz güçlenmen lazım. Buna bir ekstra. Salih Ünal. Salih Ünal. Tamam, gelsin kardeşim. Vefa biraz güçlü olursa bu ligde çok iş yapar. Evet. Burak Kapacık, Fehever bilmem ne teklif yapmış. Teklifi kabul et demiş. Burak Kapacık, oğlum sen de gidersen sıçarız, yapma ya. Mutluluk durumu. Ne diyor? Giydiği formasyon özellikle memnun. Bizden memnunmuş. Bizden memnunmuş abi. Reddedeceğim. Burak Kapacık bana lazım. Tatilleri bitsin de şu arkadaşların. Bir ayar çekeceğim hepsine. Evet, şimdi ne diyor? İstediğin üzere oyuncu gelişim hakkında 2 haftalık raporu hazırladım diyor. Vefa antrenmanda gelişme kaydediyor. Bir dakika. Topa müdahalelerini geliştirmeli. İlk müdahale mi? Gelişim. Kaç yaşındasın kardeşim sen? 20. Tayfun bebek. Transfer durumu. Kiralanmaya uygun diyelim senin. Ferhat Gires. İtibarın az olması sebebiyle oyunculara yeterince saygı göstermiyor diyor bizi. Menajere saygı göstermiyorlar abi. Avrupa seviyesinde yüksek. Bir dakika, orayı görmem lazım. Ne diyor? En son yayınlanan lig sıralaması listesinde Türkiye Süper Ligi 10. sırada yer aldı. İspanya 1. Ligi ilk sırada, en büyük gelişimi gösteren ise bilmem ne. Bursaspor'u da şey yaptı adam. Bursaspor. Gelecek sezon yine Avrupa Kulüpler sıralaması 11 basamak yükselir. 2212. olmuşuz. Yükselmişiz abi. Bu performansla yükseldik kardeşim. Güzel. Liverpool NDD için teklif yapmış. Şimdi isteğin üzerine bir teknik heyet. Ya beni bir antrenörlük kursuna başlayamam mı ya? Beni bir antrenör kursuna gönderin ya. Emirhan Aydoğdu. Yo, çok da kötü değil abi bu arkadaş. Gelişim, antrenman, buna böyle güç. Güç antrenmanı yaptıralım abi. Niye bu kadar güçsüz benim arkadaşlar? Niye? Beni bir gönderin abi. Gelişim sürümüne daha iyi bir olmamışım daha antrenör kursuna. Göndermediler ya. Beni gönderseler oyuncular bana biraz daha saygı duyacak. Yani şöyle göstereyim. Özelliklerimiz çok düşük abi. Oyuncular bize saygı göstermiyor. Bursaspor'un itibarı azaldı. Bursaspor oyuncusu Burak Kapacı'ya teklifler yapıldı. Reddet. Evet, reddet. Şöyle bir profilime bakalım.
Bak. Görüyorsunuz değil mi? Özelliklerimiz düşük olduğu için. Bir dakika. Devam edin, devam edin. Puerto Rico. Fatih Karagümrük kulüp personeli serbest bıraktı diyor. Kimmiş o? Kondisyon antrenörü. Ha, imza attıralım bakalım. Yok. Alanyaspor. Francisco Forolli. Kaleci antrenörü. Yaptıramıyoruz. Tamam. Tamam. Şunları kabul edelim. Şimdi ne diyor? Türkiye ikincilik beyaz grup kadroları minimum 15 maksimum 25. Tamam mı? Maksimum yabancı. O zaman biz yabancıları hemen Ramazan Keskin Türk pasaportu vardır bunun. Şuna bir kiralık yapalım. Çünkü yabancı oynatamıyoruz abi. Doğru mu? Yabancı oynatamıyoruz. Yani kadrodaki maksimum şu an kadroda bir oyuncu bulunuyor. Kulüpte ise 5. Nasıl bir tane bulunuyor? Kulüpte ise 5 diyor. Gelişim merkezi. Ne diyor? Potansiyel Kenan Gülay. Kenan Gülay. Furkan Ünver. Furkan 24 yaşında. Abi bunu gönder ya. Kerem Kök. Bu gelişime açık bir oyuncu. Bunu oynatabiliriz. Devam edelim. Şu anda hiçbir şu an 66 gün var maçımızda. Sedat hangi Sedat? Sedat Dursun. Sedat Dursun gitmez. Onu işte gönderemem abi. Berk Akgönül için teklif yapmışlar. Kiralık mı? Tamam. Tanımıyorum etmiyorum. Gönderelim abi. Şu Berk Akgönül nasılmış bir? Çok da şey değil yani. Sana da 1,5 diyeyim. Alırsan al. Tamam. Tamam mı? Hakan için, Hakan Boz için kiralama teklifi kaleci. Evet, bunu kiralayalım. Tamam. Fixtür çekilmiş. Bursaspor oyuncu sözleşme maddeleri aktif hale getirildi. Tamam. Şu anda yabancı alamıyor zaten. Hiç bu toplara girmeye gerek yok. Çorum sporlu oynayacağız. Mehmet Özcan imza attır. Hayda. Tamam abicim sen git. Paramız yok ya resmen. Evet. Bakalım işleri yoluna koyabilecek miyiz?
Tamam. 65 gün sonra Çorum Spor'la oynayacağız. İsmail Çavuş. Şimdi şu İsmail. Şunların bir sözleşmelerine bakayım. Bitiş tarihi. Serdar Özkan. Serdar. Yenisi. Şuna bir sen şuna bir devam et. Sözleşme. Sözleşme. Futbol direktörü yürütsün abi bunları. Tamam mı? Devam edin bakalım. Bununla konuşabiliyor mu mesela? Yağ çekmeye başladık oyunculara. Aybek Çorlu. Peki abi, madem istemiyor. Zorlamayacağım arkadaş. Serdar'ın ya bu yönetimle bir görüşme yapamıyoruz mu ya? Abi parasızlıktan adama İmza attıramıyoruz ya. Çok para istiyor ya. Neyse. Pekala. Devam. Ya biz bu sezon çok fazla transfer yapmadan da aslında götürebilir. Çünkü Bursaspor'un kadrosu bu seviye için bence yeterli. Mahi Çavuşluk. Peki. Gelmezsen gelme abi. Gökhan Sazdağ. Bolu Spor'da oynuyor. Sen kimsin? Volkan Fındıklı. Sen kal abicim. Reis sen daha kovulmadın mı? Yok abi kovmadılar beni. Bende bir cevher olduğunu anladı. Bursa Spor yönetimi. Bakalım. Erdem bakalım adamlar haklı çıkacak mı? Bende bir cevher mi var yoksa Werner Laurent bir
profilimi var. Bakacağız, göreceğiz. Hasan Ayaroğlu. Alanyaspor'dan kiralıkmış. Bu bizim için iyi olabilir de gelir mi ki bize? Abi yok, gelmiyor ki. Paramız yok. Burak kapacak. Reddet abicim. Mali durum. Bütçe ayarlaması yap desek. Şöyle onaylayalım abi. Zaten sözleşmemiz bitiyor. Bize bir teklif yapması lazım. Ne diyor? Kulüp malum şu anda. Ha, bize bir teklif yapacaklar ama. Berk Akgönül Nazilli ile falan imza atacak diyor. Tamam kardeş, sen git. Transfer toplantısı öncesinde sözleşme önerisi. Önerilen hepsini uygula. Tamam, uyguladık. Transfer toplantısı. Yaklaşan transfer dönemi öncesinde nasıl bir strateji belirleyeceğimiz konuşmak için bir transfer toplantısı ayarladık. Toplantıya katılalım. Başlayalım o zaman. Yani ben yok abi, teklif yapamayız bu adama çünkü anlaşıldı. Pekala. Abi FIFA varsa oynar mısın demiş. FIFA yok abi, FIFA yok. PES 2021 var. FIFA almadım bu sene. Geçen sene vardı. PES, FIFA bu sene almadım. Çok pahalı abi ya. Yani ben her oyuna para veremem. UEFA yerli oyuncu statüsüne falan kazandı demiş. Çok pahalı abi. Yani zaten şunun başında 2-3 saat. Bir gün zengin olursam bütün FIFA serisini alacağım. Şimdi Bursaspor kulübe dönecek kiralıklar demiş. Potansiyeli en yüksek oyuncular. Atabek dediklerinizi zaten ilk 11 oynayacağım. Ozan Koç. Zonguldak Kömürspor'da bunu da oynayacağız. Ozan Koç da bizim az güzel yani orta sahada. Ozan Koç var. Bu kim? Stoper'de de Ahmet Özcan varmış. İyi, bu da iyi, fena değil. 22 yaşında. Tayfun Bebek. Gölcükspor'da. Daha açık. Bundan pek bir cacık olacağını sanmıyorum abi. Peki. Abi Kıbrıs'ta ne kadar? Herhalde Kıbrıs'ta yaşıyordum. Ya Kıbrıs'ta da çok fazla bir şey yok ya, fark yok. Bunları kabul edelim. Aynı yani, aynı, hemen hemen aynı. Bir vergisiz geliyor yani. Şöyle söyleyeyim. Ya oyun zaten normal Steam'den, Epic Games'den falan aldığın için onlara aynı parayı ödüyorsun. Sen ne ödüyorsan ben de onu ödüyorum. Mesela PlayStation 5 orada 10 bin lira ama burada 9 o civarı misal verdim. Böyle vergi almıyor ya burası. Gümrük. Vergi almıyor ya. Ondan dolayı. Haydi bakalım. Kasımpaşa Bursa Spor oyuncusu Tuğbe Akgünç'e 55 bin teklif etti demiş. 500 bin verirsen vereyim. Şimdi şeyler de gidiyor. Personeller de gidiyor. Bu kaleci antrenörü. Bunları abi ben değil yani yönetim yapacak. Ya bana ne ittirdiniz bunları ya? İmzalamıyorum ben. Ben karışmıyorum abi bana.
Benim ne işim olur onunla ya? Okan Alkan'ı Allah'tan almışız zamanında. Evet. Leicester Zeki Çelik'le sözleşme imzalamış. Okan Alkan'ı almışız. Tamam, en azından bir oyuncu geldi. 4 kişi Spezia katılmış. Reddet abi. Gitmesin abi, ben bu önemli benim için ya. Neymiş transfer durumu? Kiralık. Evet. Abi ama yabancı oynatamıyoruz bu ligde ya. Benden bunu çıkartıyorsun ama. Bursa'da Süper Lig'de bu yıl çıkar mı sence demiş. Şu anda Bursaspor'u takip etmiyorum. Kaçıncı sıradalar? Ya ilk 5'telerse bence çıkabilir. Vay. Lomansa gitsin ya. Gitsin abi şu. Sen de git abi. Gitsin. Ha, Bursaspor'dayız abi. Bu sene çıkartırım ya. Serbest bırakılan oyunculara bak. 28 yaşında Emre Akbaba mı? Oha. Ne çıkarız abi, bu sene çıkarız ya. Bu lig için Bursaspor yani iyi. Oldukça iyi seviyede. Şu şeyi açayım da pencere atayım, bir sigara içeyim. Devam edelim. Şimdi. Şimdi kulüp hedefleri. Takım dinamikleri. Transfer görevlisi kamerasında stoper. Tamam, Hasan için teklif. Hasan Ayaroğlu. Niye biz imza attıramıyoruz? Attıramıyorum abi, adam yani. Attıramıyoruz abi, oyunculara imza attıramıyoruz. Para yok. Maalesef. Basın toplantısına başla. Okan Alkan transferi tamamlamış olmak sizi ne kadar tatmin etti? Olumlu. Evet. Devam et. Hepsini olumlu. Devam. Güzel. Toplantı iyi geçmiş. Hayret valla. Zaten Bursa'nın gelecekte parası yok. Bayağı bir gerçekçi oluyor yani şu an. Aynen. Peki. Gözlemcilik bilmem ne.
Abi şu an bir transfer falan yapacak durumda değilim. Hazırlık maçı Ankaraspor'la. Şöyle bir fikstürüme bakayım. Kimlerle ne yapıyoruz? Fikstür bu. Hazırlık maçı ayarla diyelim. Şöyle 3-5 günde bir maç yapalım da. Değil mi? Şurada bir maç ayarladım. Seçelim. Benzer. Düşük itibar diyelim de. Düşük itibar diyelim de adamlar morallerine gelsin. Şöyle birkaç tane maç ayarlayacağım. Hazırlık kampı. Tamam. Şurada da bir maç yaparız. Hazırlık kampına gidiyormuşuz orada. Şurada bir maç yaparız. Seçelim. Sakaryaspor. Sakaryaspor'la yapalım. Onayla. Tamam, bir hazırlık maçı daha ayarlayalım. Şurada bir maç daha ayarlasak mı? Şurada bir maç ayarlayalım. Benzer. Ümraniye, Balıkesir. Düşük yapalım. Eyüpspor'la yapalım bunu da. Devam edelim. Çünkü biraz oyuncuların kondisyon, motivasyon olayına el atmam lazım. Devam edelim. Oyun gerçekten bayağı gerçekçi yani şu anda. Devam edelim. Yani ben istesem de kulüp veremez yani şu anda sana o parayı. Maalesef kardeşim. Ercan Yazıcı. Devam et. Yeni sezondaki Tamam. Onayla düzgün Can Polat ayarlasın. Kerem Can gerek yok abi sana. Tamam, devam edelim. Evet, şimdi taktik. İzi forvet değil. Hızlı seçim. Şunu ofansif orta saha destekleyeceğiz abi. Tamam mı? Şöyle bir oynasınlar. Şöyle bir oynasınlar abi. Sakaryaspor Keremcan için teklif yapmış. İstemiyoruz abi. Kabul abi. Konde gitsin. Yabancı oynatamıyorum çünkü. Devam et. Devam edelim. Hasan Ayaroğlu. Hasan
Abi iyi olur da kulüp olmuyor yani, alamıyoruz. Ama şöyle karışık orta yap desek, pas şekli. Sıra ben hücum genişliği. Şunu biraz daha ileri çekemiyor mu? Şöyle yapalım. Geçiş oyunu. Top rakipteyken. Ha, böyle oynasınlar. Takımı bildir diyelim. Hadi bakalım, eğlenmenize bakın şimdilik. Haydi. Güzel. Çağatay. Penaltı. Şimdi penaltıları kim daha yatar? Tamam, onayla ya, bu az. Sekizde 2-0 oldu, güzel. Özer, Ramazan. Mail. Mail ortasını yaptı. Savunmadan döndü tekrar. İsmail Ramazan'a, Ramazan Burak. Mail. Batuhan'a, Batuhan. Dışarı. Süpersiniz diyeyim. Tamam, Bursa. Evet. Şöyle bir konuşma yapayım. Motivasyonunu artıralım arkadaşlarım.
Güzel. Sedat da attı ama sayılmadı. Hazırlık maçlarımız biraz fazla olacak çünkü benim menajer olarak tecrübe kazanmam lazım. Oyuncuların bana biraz güvenmesi lazım. Futbolcularımızın da kondisyon kazanması açısından önemli hazırlık maçlarının çok olması sezona başlamadan önce. Güzel, güzel. Berat çok iyi vurdun ama olmadı. İsmail. İsmail. Patlı mı bu? Hmm. Özer. Ferhat Kiraz. Serkan attı. Serkan Kurtuluş. İhtiyar Kurt golünü attı. Süpersiniz abicim. Serkan'ın ortası Ferhat. Ferhat attı. Sağ bek ortaladı. Sol bek golü yaptı. Güzel kazandık. Batuhan Kuyar 2-3 gün yokmuş. Devam edelim. Alamıyoruz zaten. Oyuncuları alamıyoruz maalesef abi. Şu anda bütçemiz yok. Mevcut bütçemiz de bizim için yeterli bence. Mevcut oyuncu kadromuz. Eyüpspor'la oynayacağız. İkinci sezonun. İkinci hazırlık maçımızın. Hadi bakalım. Şurada bir şunu öveyim ya Berat'ı. Özgüveni arttı. Tamam güzel. Oyuncularla konuşmaları atlamayayım ki benim de şeyim olsun. Menajerlik becerilerim artsın abi. Onun peşindeyim. Şu anda zaten transfer yapamıyorum. Defa Yıldırım. Hiç bakmayacağım. Transfer yapamıyorum. Hadi bakalım. Ali İhsan için kiralama teklifi mi yapmış bunlar? Tamam git abicim. Evet. Kabulü git abicim sen. Şöyle bir kadroma bakayım ya. Şuna gönderelim. Tamam mı?
Böyle devam edelim bir de. Ya bu maçlar arkadaşlar şey için ya, kondisyon, takım moral motivasyon açısından daha iyi olsunlar diye yapıyoruz. Haydi bakalım. Hazırlık maçlarımız devam ediyor. İkinci hazırlık maçımız Eyüpspor'la. Hadi be. Eyüp Spor golü buldu. Batuhan. Emirhan özel olunca Burak kapacak. Çok güzel gol oldu Batuhan Kör. Süpersiniz. Şunu da bir değiştirelim. Of, Burak kapacak, çok iyi attım be. Aynen. Berat. Burak kapacak. Soldan gidiyor. Emirhan. Onur.
Hemen geliyorum. Evet. Volkan, bir CS'miz yok mu demiş. Son dakika golü mü yedik mi? Son dakika golü yemişiz. Neyse, sıkıntı yok. Endişeli demiş. Burak kapacak. Hayda. Şöyle bir devam edin. Volkan. Oynarız da biraz geç saatlerde abi. Biraz geç saatlerde oynarız. Hollanda Avrupa Şampiyonası'nı kazanmış. Tamam. Okan Alkan'ın mali şartları yüzünden yönetimle aramızda biraz pürüzler var. 3-4 gibi 3-4 gibi yaparız abi. 3-4 gibi bir CS'miz olur Volkan. Hazırlık kampımız devam ediyor. Şu anda oyuncu alamıyorum zaten. Bana bunları boşuna öneriyor ya. Oyun da bir garip. Agus Bursu. Bu kim lan? Agus. Ha, tamam gel hadi gel. Tamam şunları kabul edelim. Sakaryaspor'la da hazırlık maçımız var bu arada. Şöyle bir lig başlayana kadar takımımı bana güvenli üst seviyeye falan getirirsem hızlandırılmış dil kursuna git. Evet. Şöyle bir kadroma bir bakayım. Taktik. Şimdi Burak Kapaç'ın biraz şeyi. Şunları bir değiştireyim, değil mi? Kimin düşük? Emirhan Aydo. Emirhan. Emirhan'ın yerine Burak'ı alalım. Tamam mı? Ondan sonra Burak Kapacağ'ın yerine Burak Kapacağ'ın yerine şu Tayfun Bebe'yi alalım. Özel Hurmacı. Ofansif orta sahada yok mu kimsemiz bizim? Ofansif orta saha. Berat'ı oynatalım o zaman. Yok olmadı. Tayfun'u oradan oynayacaktım. Tayfun. Berat'ı buraya alalım. Çağatay şöyle oynasın. Tamam mı? Başka ilk 11'de Batuhan Kör de biraz formsuz. Formsuz dediğim
Şey. Ferhat Kiraz oynatayım arada. Formsuz değil de otomatik seçim deyince ne yapıyor? Şimdi tamam. Şu an iki. Bunlara ne yapmadı? Var var var. Şu milli olan oyuncuları yapalım. Evet, şöyle devam edelim. Deniz sevindirici bir gelişme gösteriyor. Peki. Özgüveni arttı. Böyle bir hızlı seçim yapayım bakayım. Özel vurmacıyı oynatmayayım ya orada. Özel vurmacının yerine Tayfun oynatalım burada. Öyle oynasınlar. Tayfun oynatalım. Haydi bakalım. Evet. Bu Amini Umar değil mi? Basit Umar mı olmuş ismi? Şunları biraz kalsın ya. Tamam, Thales. Ya da kalmasın ya. Yani zaten sadece spiker diyeyim. Şunları hızlandırayım. Şöyle hızlandırayım. Çünkü zaten bu maçlar şey olduğu için hazırlık maçı oyuncuların kondisyonunu arttırmaya yönelik maçlar olduğu için pek de önemli değil. Tamam. Burak Kapacı'yı çıkartalım. Burak Kapacı'nın yerine Berat'ı alalım. Tamam mı?
Şu kim? Emirhan. Defansif orta saha. Emirhan sen de geç abicim şöyle. Batuhan Kör. Kondisyon kazanmaları için yaptığımız için bu maçları pek de önemsemeyeceğim. Kiraz. Taktikler Ferhat. Ferhat Kiraz'ı Onur yerine alalım. Okan'ı da şuraya alayım. Rizespor'la bir hazırlık maçımız daha var. Güzel Hurmacı'nın kondisyonu yine düşük. Hadi bakalım. Gidemi golü attı. Rize 3'ü buldu. İlk yarı 3-0. Sedat Dursun neredesin?
Önemli değil abim. Mendy Sakaryaspor'la anlaşmış. Theo Mendy. Sakaryaspor'da bu arada iyi transferler yapıyor. Lazio Abdülkadir'e teklif yapmış. Bizim kadromuz Numan. Şimdi Numan, senle kiralanmaya uygunsun abicim. Sen gitti. Şimdi kadro 19'a gitsen bir. Abdülkadir Gül. Abdülkadir sen de git kardeşim. Evet, sen de gidebilirsin. Enes Kayar. Bunu oynatabilir miyiz acaba? Bu da kötü zaten. Enes Kayar. Transfer durumu. Kiralanmaya uygun. Enes'i de gönderelim. 19'a. Murat Karadeniz. Defansın merkezinde oynuyor bu arkadaş. Bunu da oynatmam pek. Bunu da bir kiralık yapalım. Çünkü böyle az ve öz olsun istiyorum kadrom. Erkan Kurtuluş, bunu oynatırız. Bunu oynatırız ama bu da işi bitmek üzere. Zeynullah. Zeynullah Türkay. Bunu da oynatmam. Transfer durumu. Kiralanmaya uygun. Zeynullah'ı da gönder. Berat Kiraz oynatacağız. Berat Altıntaş oynatacağız. Tayfun Bebek. Tayfun Bebek'e ihtiyacımız var abi. Şöyle bir Tayfun Bebek'in dayanıklılık güç antrenmanı yaptırmam lazım. Şöyle bir antrenman. Güç. Tamam, güç. Sen bir güç antrenmanı yap kardeşim. Kalsın. Ertuğrul Kurtuluş. Bunu defansta oynatabilirim, 18 yaşında. Gelişimi açık. Okan Alkan sağda oynuyor. Tamam, bunu oynatacağız. Hatta Suşar Kurtuluş'u şey yapalım ya. %2100'müş değeri. 2000 veren alsın. Tamam mı? Ondan sonra Canbek Yurdakul transfer durumu. Tamam, Ahmet Özcan. Bunu stoperde oynatabilirim. Hakan Boz kaleci. Bunu bir kiralık verelim bir sene. Transfer durumu kiralama. Kiralamaya uygun diyelim. Bir sene gitsin kiralık oynasın. Önümüzdeki sezon onu oynatırız. Özer Urmacı. Kendi isteğiyle satış listesinde transfer durumu. Kulüpleri öner diyelim bakalım ne diyecekler. Piyasa değeri 32 bin. 60 bin isteyelim. Veren olursa göndeririz. Çağatay Yılmaz'ı geçtik. Özel Cüneyt Köz, İsmail Çokçalış, Ramazan Keskin, herhangi bir Vefa Temel, Emirhan Aydoğan. Tuğbe'ye zaten bir antrenman yaptırmıştım ben herhalde. Antrenmanına bir bakalım. Antrenman. Ekstra antrenman diyor. Güç abi, güç yaptıracaksın şuna ya. Güç antrenmanı yaptırın şuna. Sedat Dursun. Defansın ortasında batılan Deniz Aydın kaleci. Burak Kapacık da burada. Şimdi gelişim merkezinde kimler var? U19'da. Genel bilgi. Piyasa değeri. Ozan Koç.
Şimdi Ozan Koç'u şey alacağız. Az kadroya. Bu arada bir takip geldi. Feguli takibin için teşekkür ederim. Relmo bir aramıza hoş geldin. Takip etmiş bizi. YouTube kanalımız da aynı isimde abi. Orayı da takip ederseniz sevinirim. Linkini attım. Kerem Şen'i biz oynatırız ya. Bu orta sahada zaten bir eksikliğimiz var. Kerem kadro. As takıma gönder. Kenan Güley. Tamam. YouTube kanalımızı takip ederseniz sevinirim. Şimdi Büyükçekmece Numan Albayrak için teklif yapmış. Tamam abicim git. Git abicim Numan. Git geliştir orada kendini. Abdülkadir. Bağcılar. Sen de git. Kabul et. Tüm teklifleri kabul et abi şunları. Enes. Tüm teklifleri kabul et. Sen de git Enes. Murat. Tüm teklifleri kabul et. Zeynullah. Kabul et. Oyuncu kulübün içinde bulunduğu durumdan memnun değiller diyor. Kadınız oyuncu takımı. Niye? Şimdi. Derdiniz nesin? Evet, kadro içinde son zamanlarda işlerin yürümesiyle ilgili bazı hoşnutsuz sesler var. Aranızdan biri öne çıkarak konuyu anlatsa. Burada bir süredir işler iyi gitmiyor. Oyuncular ciddi bir şekilde artık onları kaybettiğinizi düşünüyor ve sizi artık desteklemiyorlar diyor. Evet, şu anda işler pek yolunda değil. Tamam. Tamam. Çok verimli bir konuşma oldu. Teşekkür ederim. Sıkıntıyı kadroyla görüştük. Neyse. İmza attırabiliyoruz mu buna? Tamam, şunu da imzalarım. Gelecek vadeden oyuncuymuş. İmzalasın. Böyle bir kadroma bakayım. Taktiğimize bakalım. Vefa niye seçilmemiş? Milli takımda olduğu için mi, değil mi? Şu an milli takımda o yüzden. Niye antrenman kampına dahil edilmedi? Enteresan yani. Antrenman kampına niye dahil edilmedi? Onu merak ediyorum. Allah Allah. Devam edelim. Evet. Kabul gitsinler abi, şunlar kiralık gitsinler.
Haydi bakalım. Sakaryaspor'la oynuyoruz. Tuanköre çıkardık. Tayfun bebeği aldık. Haydi bakalım. Başarabilirsiniz çocuklar. 1-0 öndeyiz. Sakaryaspor'u yendik gibi herhalde. Bu maçları biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Çünkü hazırlık maçı olduğu için oyuncuların kondisyon kazanmasını için oynuyorum bunları. Abi. Çağatay niye motivasyonunu kaybettin kardeşim? İyi yorumda bulundum sana. Dokuz gün sonra bir maçımız var. Biraz ara verelim, maç yapmayalım. Batıkan Turan. Gerek yok. Oyuncu almayacağım. Murat Palül bize gelseydi iyiydi ya. Şimdi bu kadromda mesela ben adama Tuğbe'ye mesela antrenman yaptırıyorum. Güç. Güç antrenmanı yaptırıyorum. Hala bir gelişmesi yok adamın. Gün sonra Hatay'la oynayacağız. Artık yavaş yavaş sezon başlıyor. Canberk'i kiralık olarak öner. Canberk, neredesin abi? Evet, Canberk'i kiralık olarak önerelim. Devam edelim. Bu bölüm biraz hani boş geçti. Hazırlık kampı, transfer dönemi,
oyuncularla uyum dönemi gibi algılayabilirsiniz bu bölümü. Sezon başlayınca daha iyi olacak inşallah her şey. Daha güzel olacak. Vefa Temel. Vefa, sana güç antrenmanı yaptırıyoruz mu biz? Antrenman. Tamam, güç antrenmanı yaptırıyorsun. Oyuncuyla konuşalım. Görüş. Tamam. Özgüveni arttı arkadaşın. Bunları yapmamız lazım çünkü Murat kalmaya karar verdi. Murat Karadeniz. Sen bilirsin Murat. Numan kiralık olarak gidiyor. Enes de gidiyor. Gitsinler abi bunlar da. Rüya takıma Vefa Temel bizden yanıt verilmeli. Abdülkadir Gül de gidiyormuş. Devam edelim. Gitsinler abi onlar. Vefa demek ki önemli bir oyuncu olacak. Vefa'yı elimizde tutmamız lazım. Sivas Belediye Ali İhsan Yener için teklif yapmış. Bonservis. Bedava oyuncu yok abi, kusura bakma yani. Ankaragücü Bursa Ozan Koç. Hayır. Teklifi reddet. Şimdi kadro Ozan Koç bizdesin değil mi? Buradasın. Güzel. Seni oynatacağız abi devamlı. Ozan Koç da benim için önemli bir oyuncu olacak. Tamam. Devam edelim. Steven. Berat'ı oynatacaktık ama biz ya. Berat'ı oynatacaktım ben ama. Bir dakika. Kim bu? Şimdi genel olarak tamam, ortalama 2 sakat. Bir de duran top falan yapsa güzel olurdu aslında da. Hatayspor, Malatya ile oynayacağız, hazırlık. Devam edelim. Takım seçimi. Bir de şu taktikle biraz oynayalım. Hızlı seçim. Tamam mı? Pozitif futbol demişiz burada. Dengeli oynasak. Topa sahipken. Tamam. Geçiş oyununda. Aynen bu şekilde. Top rakipteyken. Daha sıkı markaj yap. Biraz da bunu oynayalım. Çünkü Özer gidecek. O mevkide adamı kalmayacak. Biraz da bu
taktikle oynamak istiyorum. Onur Atasayar. Haydi bakalım. Başarabilirsiniz. Ozan Koç orta sahanın ortasında oynuyormuş. Güzel. Şimdi Ozan Koç, Kerem'in yerine bir gel bakalım sen kardeşim. Ne oynuyormuşsun sen? Ama yeteneğin varmış buna. Hadi bakalım. Belki geliştirirsin kendini. Başarabilirsiniz. Burak kapacak. Devam edelim. Son artık hazırlık maçlarımız. Yeni Malatya ile oynayacağız. Reddet abicim. Tüm transfer tekliflerini reddet çünkü ben bunu oynatacağım. Serkan Orhan 5000. Serkan Orhan. Yeni sözleşme imzalasınlar abi. Çocuk gelişecek yani.
Son hazırlık maçımız muhtemelen yeni Malatya'yla. Pardon. Fikstürümüze bir bakalım. Bir de İstanbulspor'la bir hazırlık maçımız var. Bunu iptal etsek olur mu? Bunu iptal edelim. Onayla. Şurada bir şey gördüm az önce. Devam edelim. Şimdi şöyle yapacağım. Fikstür. 7. ayın 31'inde, 8. ayın 7'sinde ve 8. ayında bir maç daha hazırlık maçı ayarlayacağım. Yeni Malatya. Tamam mı? 8. ayın 7'si, 25'inde maçınız var. 25'inde maçınız var. Şurada 13'üne mi yapsam? 25'inde var. 15'ine yapalım. Bu tarihte bir maç yapacağım. Sultanbeyli ile yapalım. Tamam mı? Çünkü son iki maçı az kadromla, hani kullanmak istediğim kadro ile çıkacağım. Şimdi şöyle olacak. Kalemizde Deniz 175 bin değerinde. Deniz, öbürü Canberk miydi? Canberk de fena bir kaleci değil ama ben Deniz'le oynayacağım. Sağ bekimizde normalde Okan Alkan oynayacak ama Ramazan Keskin mevkisi değil bunun. Şimdi İsmail vardı. İsmail nerede? O da sakat. Sağ Aykut, Cüneyt Köz. Şimdi Cüneyt Köz'ü alalım şimdilik buraya. Tamam, Cüneyt Köz. Nasıl oynuyormuş bu Cüneyt? Standart bek destek diyelim. Şimdi stoperimizde Sedat kesin olacak. Sedat. Ahmet nasıl bir stoper? Ahmet Özcan. 8000'lik bir değeri varmış. Ahmet. Ertuğrul. Ertuğrul nasıl bir stoper? 5500. 18 yaşında. Ramazan Keskin orada oynamıyor zaten. Emirhan olmuyor. Çağatay. Aykut Akgün. Aykut Akgün 33 yaşında. Bir dakika. Bunu bir transfer yapalım. Transfer durumu transfer listesine koyalım. Tamam mı? İstenilen bonservis. Değeri kaç? 5.5 bin. 5 veren alsın bunu ya. Çünkü kullanmayacağım ya adamı. Aykut'u koyduk. Özel vurmacı duracak burada. Şu anda durumu ne özel vurmacının? 78 bin bunun. Vefa'nın kaç? Vefa zaten milli takımda oynuyor. 83 bin. Mezella oynuyormuş. Mezella. Şimdi Mezella oynuyor bu. Şimdi özel vurmacı şuraya bir alayım. Özel vurmacı defansif oyun kurucu olsun, destek. Tamam mı? Burak Kapacık zaten burada oynayacak. Tamam, Batuhan. Batuhan'a bir bakayım. Batuhan'ın normalde mevkisi sağ taraf ama şimdi sol açıkta kim oynar? Tayfun Bebek yediğimiz olacak muhtemelen sağda solda. Eren nerede oynuyor? Eren 66 bin değeri var. Çağatay'ın ne kadar değeri var? 9 bin. Eren'i oynatacağız forvette. Onur zaten sol bekimiz. Ozan. Ozan, senin profiline bir bakalım. Merkez, orta saha, defans.
Merkez orta saha destek diyor. Destek ol. Tamam mı? Eren sen nasıl oynuyorsun? Aslında bunu orada oynatmak istemiyorum ama. Tamam mı? Onunla değişik oynayalım. Burak altı parmak oynasın burada. Şöyle yapalım. Tamam mı? Ozan Koç'u Vefa ile değiştiririz. Berat Altın Diş. Yaratıcı forvet. Şimdilik şöyle olacak abi. İlk 11'in bir tek buraya bir o şey gelecek. Okan Alkan. Tamam mı? Kerem Şen piyasa değeri. Kerem Şen'i gönderirim. Transfer durumu. Şöyle transfer listesine koyalım. Kaç paraymış? 10 binmiş. 10 bin Meran alsın abi. Çünkü biraz da paraya da ihtiyacımız var. Şöyle devam edelim. Çıktın mı lige demiş. Daha yok. İkinci sezon başlamadı. VTMTPMR. Hoş geldin bu arada tekrar. Kadronun son hallerini yapıyorum. Austin BH ile anlaşmış. BH'i transfer takip edelim. Kerem Şen'e kabul et abim sen git. Kerem gitsin abi. Bu kadroyu kullanacağım. Şimdi taktik. Duran toplar. Duran toplar. Korner. Köşe vuruşu. Özel hurmacı. Özel hurmacı buraya. Tekrar özel hurmacı. Emirhan da koyalım şuraya. Yedek olsun. Burak altı parmağı da koyayım. Şimdi serbest vuruş. Burak altı parmak zaten var. Emirhan'ı koyalım. Bir de ek olarak. Taçlar Ferhat'ı ekleyelim şuraya. Taç İsmail çok çalış. Onur'u koyduk zaten. Okan Alkan sağ tarafta. Serkan Kurtuluş. Sol bekimiz aslında iki kişiymişler ha. Şimdi duran topları yaptık. Kornerler hücumda nereye ortaya çıkacaksın? Karışık demişiz. Yakın direğe yap abicim. Şu kim? Yakın direğe hücum. Tamam mı? Yakın direğe hücum yapalım şunu. Tamam mı? Soldan. Sen de yakın direğe abicim. Tamam mı? Şu kim? Yakın direğe hücum yap sen de. Tamam mı? Serbest atışlar. Hücumda. Duran topu bu kullanıyor. Tür. Tamam. Bu kalsın böyle. Tamam, bu böyle olsun. Duran topları ayarladık. Bakalım işe yarayacak mı? Kornerlerden çok gol atmayı planlıyorum abi. Şimdi Ankaragücü Kerem Şen için teklif yapıyor.
Hepsini kabul ediyorum abi, gitsin. Kerem Şen. Biraz da paraya ihtiyacım var. O mevkide de çok oyuncum var. Daha çıkamadık lige. İkinci sezon başlayacak. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncular. Şu futbol direktörü yürüsün abi. Ben uğraşamam şimdi bunlarla. Tamam mı? Futbol direktörü yürüsün bunları. Yani Bursa yönetimi ne yaparsa razıyız. Bizim görevimiz sözleşme yapmak değil şu anda. Şimdi Türkiye iki yerel kupalar. Yani şimdi bizim kupa önceliğimiz yok. Peki o da istemiyor. İstemiyorlarmış bunlar. Onaylayalım. Daha bir sene var diyor. Aynen, bir sene var oyuncuların bitmesine. Kadro seçimi. Batuhan'ı değiştir, Burak Kapacık da diyor. Gerek yok. Kabul. Kerem gitsin. Vefa sevindirici gelişmeler yapıyor. Sürekli harika uyum. Vizyon. Tamam. Vefa gelişim göstermeye devam ediyor. Samsun çıktı mı? Samsun çıktı mı? Bilmiyorum ki ya. Bakayım. Biz bir üst lige bakalım. Ha, birincilik. Samsun çıkmış mı? Sakarya çıkmış bu birinci lige. Samsun bir üst lige mi çıkmış mı diye soruyorsun. Samsun yok, çıkmamış. Samsun da birincilikte kalmış. Sağ bek lazım değil şu anda. Sol bek olsa iyi olur aslında bir tane de. Yani sağ bekte kimler var? Okan Alkan var. Cüneyt Köz'ü oynatabiliyorum orada. Serkan Kurtuluş var sağ bekte. Yine İsmail çok çalış. Sağ bekte iyi. Sol beke aslında bir tane iyi bir forvet lazım da bize. Bir bakalım oyunculara. Bir aramayı düzenleyeyim. Şöyle bir forvet diyelim. Murat Bölükbaşı. Volkan Pala. Bu oyuncuyu nereden hatırlıyorum lan ben? Furkan Yaman. İkinci lige düştük. Birinci ligdeydik. İsim neydi bu arada senin? İkinci ligdeydik. Birinci lige düştük. Birinci ligdeydik. İkinci lige düştük. Şimdi biz de buradan ne istemişiz ki? Neden dolayı? Kiralık var mı? Kiralanma. Transfer durumu, kiralık. Var mı acaba? Ege şimdi. Ay ay. Kiralık var mı kiralık? Şöyle fark etmez desem buna. Fark etmez. Şimdi bunlar kim? Şimdi biz birinci ligdeydik, ikinci lige düştük. Ama bizim taktik bilgimizden dolayı değil, profil bilgilerimiz biraz en düşükten başladığımız için biraz şey oldu. Sol bek de aslında almasak olur da. Sol bek. Bir dakika dur bakalım. Sol bekte kimi alabiliriz ki? Şuradan bir sol bek yapayım şunu. Tamam mı? Ya listede desek. Listede yok şu anda. Abdullah Balıkov. Bir de Mert Gökçen da. Bizim transfer bütçemiz de yok şu anda. Göçkan.
Mert Göçkan Eyüpspor'da oynuyormuş bu. Top kapması bayağı bir yüksek gibi ha. Kaç para istiyorlar buna? İşte bizim sıkıntımız paramız yok. Paramız yok. Onu bir izleyelim de. Şu şey bitsin bir. Hazırlık dönemi bitsin. Lig başlasın da artık. Devre arasında artık ne yapabiliriz bakacağız. Şimdi şu Serkan Kurtul, İsmail çok çalış. Düzelmiş mi? İsmail'i şuraya bir alalım. Kanı iki yönlü bekleyelim abi. Şöyle iki yönlü bekleyelim. Cüneyt Gözü, Ferhat Kirazi, Tayfun Bebek. Kerem Şen zaten göndereceğimiz için onu çıkartalım. Kiralarsın bunu dedim. Ahmet Han'a bakabilirsin Fuat Han'a. Ahmet Han. Tamam, şu maçtan sonra Ahmet Han'la onlara bir bakayım. Şey de gitti bizden. Ali Akman. Evet. Şunlara bir konuşma yapalım. Bunlar hazırlık kondisyon maçları olduğu için pek şey yapmıyorum. Fikstür belli mi? Lig kapalı sanırım sende. Yok, şu anda fikstür belli. Fikstür belli. Şu anda bu şey, oyuncular kondisyon kazansın diye hazırlık maçları oynuyoruz. Bir dakika, bu Özer niye buraya geldi ya? Bir dakika. Özer'i orada oynatmıyorum ki ben. Özer'i kim aldı oraya? Evet, şöyle. Memnun değilim abi. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şu Ozan Koç'un da, Ozan Koç ve Tuğbe var ya, Ozan Koç, Tuğbe, ikisini bir şey yapacağım. Oynatacağım orada. Sen şimdi ne oynuyorsun? Mazelle oynuyorsun değil mi? Sen Mazelle oynamaya devam et. Sen de böyle oyna. Eyüp Akçen orta saha. Aleykümselam, hoş geldin. Zempla. Tabi sor abi. Sor abi. Mustafa Kapı kiralanıyor, ikinci lig ediyor. Birinci lig değil bak, ama ikinci ligdeyiz ha. Evet, taktiklerde şu Ahmet'i bir değiştirelim. Ahmet'in yerine Cüneyt Gözü bir şuraya alayım. Tamam, onlar şu maçtan sonra bir bakayım da. Yeni Malatya attı galiba. Şu maçları spiker açık şu anda. Normalde hocam Epic Games'te iki kişi aynı anda oynama şansınız var mı? Steam'den çevrim dışı mod gibi girebiliyoruz mu? İki kişi Epic Games'ten iki kişi aynı anda. Oynayamıyorsun diye biliyorum Zemp'le. Steam'den var çevrim dışı mod gibi girebiliyoruz mu? Yok abi, tek kişi oynanıyor diye biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Ama yani ben iki kişi aynı anda oynayamıyorsunuz diye biliyorum. Şimdi ne dedin sen, Mustafa Kapı? Tamam, Mustafa Kapı. Bize vereceklerini sanmıyorum ama.
Aha bu zaten şeye gitmiş abi. Gözlemcilik ağı dışında teklif yap. Kiralık diyelim bakalım. Aa geliyor lan. Evet Mustafa Kapı gelsin. Öbürü kimdi? Eyüp Akcan. O nerede oynuyordu? Akcan. Neredeydi? Nerede oynuyordu bu? Merkez orta saha. Bu olmuyor. Evet, bu olmuyor anladık. Başka Ahmet Han. Ahmet Han forvet lazım bize doğru. Ahmet Han. Ahmet Han şöyle değil mi? Bu muydu ya? Ha bu işte aynen senin dediğin bu. Olmuyor. Paramız yetmiyor buna. Deneyelim abi. Böyle teklif yapalım ama. Başka kimi demiştin? Mert Gökçen. Göçkan mıydı? Göçkanlı değil mi? Göçkan. Şu Eyüp Spor'da oynuyormuş. Kiralık. Bu gelmiyor abi. Nakit sal azıcık demiş de ya mali duruma bak. Bütçe ayarlaması yap diyor. Ha, onayla. Biraz daha verdim hadi. Osman Bayrak sol bek. Osman Bayrak. Şimdi. %100'ünü istiyor. O da gelmiyor. Şimdi. Tamam bir bunlar gelsin bakalım. Şu son hazırlık maçımı yapayım. Şu bölümü bitireyim. Arkadaşlar bu arada YouTube kanalımı da aynı isimde. YouTube kanalımı da şurada şeyini vereyim size. Bu YouTube kanalımı da takip ederseniz çok sevinirim. Yaklaşık 1,5-2 saate yakın bir kayıt oldu bu. Küçük bir ara vereceğim. Erkan. Ya yürü git gelme sen gelme ya. Forma numaraları isteniyor. Otomatik numara almalı diyelim. Tamam mı? Tamam böyle git abicim sen. Şimdi. Ali sana teklifler yapıldı. Az çıkın oğlum. Beleşe mi alacaksınız lan? Piyasa değeri kaç? Git abicim o zaman. Az biraz daha çık. Peki. Şimdi. Ali Keten'e de bak demişsin. Tamam bu son hazırlık maçımız var şimdi Sultanbeyli ile. Onu da bir yapalım. Çünkü artık YouTube'a atıyorum ben bu videoyu. Bu 6. bölüm YouTube'a atılacak olan. Peki kabul etmezsen etme abi ne yapayım şimdi. Ne diyor? Bir şeye razı dedi. Neyse. Ahmet Özcan sen bilirsin gelme sen gelme. Bu videoyu bir an önce bitirmem lazım arkadaşlar. Şu Sultanbeyli hazırlık maçını da yapayım da. Ne demiştin? Heh. Defa Hakim Batuhan Kör Vefa Temelci. Cihat Ateş. Bu genç oyuncuymuş bunu gözleyelim. Bir de Ahmet Varol varmış bunu da gözleyelim de.
Bir dakika. Yok abi, kabul etmiyor ya. Yürü git. Tamam. Şu Sultanbeyli maçını da yapalım da bu bölümü bitireceğim arkadaşlar. Bir 15 dakika falan ara vereceğim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sözleşme teklif edelim bakalım kabul edecek mi? Şunu kaldırayım. Kaldır abicim. Temsilci komisyonu. Sadakat primi biraz. Tamam, şunu arttırayım biraz. Olmuyor kardeşim, olmuyor işte ya. Bunu al abicim, şunları vereyim sana. Tamam. Kerem Şen, sen de git abicim. Güle güle. Kerem yani. Şu Sultanbeyli maçını da bitireyim de. Artık sezonun başlangıcını 7. bölümde yapacağız. Bu 6. bölümdü. Ankara Gücü Eren Güler'e. Başka forvetim yok zaten abicim. İstemiyorum. Tamam. Sen kimsin? Bakalım, bu sonucu Burak kapacak abi. Hayır abicim, hayır 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 hayır. Tüm teklifleri reddet. Reddet. Abicim yani sen de gidersek. Kulüpte kalmanı istiyorum abicim. Vermeyeceğim ya, gitmene. Vermiyorum abi, göndermiyorum. Yanıtla. Devam et. Abi bu takımın derdi bitmiyor ki. Yani biz şöyle hani profilimiz çok en aşağıdan geldiğimiz için adamlar bizi dinlemiyor şu anda. Şu Sultanbeyli maçı bitsin de abi. Ondan sonra inşallah. Ne diyor? Abdullah. Güç ver senin olsun. Tamam. Git abicim. Mustafa Kapı. Aa, Mustafa Kapı bize geliyor. Güzel. Tamam, gelsin o. O iyi oldu bak. Evet. Mustafa Kapı güzel. Mustafa Kapı gelince orta sahada iyi sağlam olacağız. Bu konuyu konuş. Sakinleşin biraz ya. Evet. Peki. Zaten geçen sezonda Ali Akman aynı boku yemişti. Yani bütün takımın moralini, motivasyonunun içine etmişti yani. Anlamış değilim yani. Ne diyor? Tamam. Teklifleri kabul et. Gitsin abi bu da. Peki.
Takım seçimi. Yani. Normalde şurada Okan'ı oynatacaktım ben. Okan ne durumdasın kardeşim? Mustafa Kapı. Mustafa Kapı. Sen ne oynuyorsun? Ofansif oyun kurucu. Şimdi Mustafa Kapı'yı alalım şuraya. Okan Alkan'ı da şuraya alayım. Canberk'i niye seçemiyorum şimdi ben? Onu anlamıyorum ya. Özel Rumacı nerede bu arada? Şimdi Özel Hurmacı'yı göremiyorum. Özel Hurmacı neredesin abicim? Özel'i niye burada oynatıyor? Ben ısrarla buraya alıyorum ya bunu. Ne amaç ne yani şimdi buradaki? Neyse. Arda Çağlayan 5. Aleyküm selam, hoş geldin kardeşim. Sefalar getirdin. Hoş geldin. Aa, bu bölümün sonuna geldin ama. Bu bölümün sonuna geldin ama yayını kapatmayacağım. Yayın devam edecek. Bir 10 dakika ara vereceğim. Sultanbeyli ile son hazırlık maçımızı da yapalım da. Arda YouTube kanalımı da takip edersen çok mutlu olurum. Hadi bakalım. Güzel abi, güzel. Eren Güler 3. golümüzü attım. Teşekkür ederim. Hoş geldin tekrar. Bu bölümün sonuna geldim. Bir 10 dakika ara vereceğim. Yayını kapatmayacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Çay falan hazırlayacağım. Çünkü yaklaşık 2 saate yakındır yayındayım. Bir ara verip hemen geleceğim. Şöyle son şeyimizde bir hazırlık maçımızı da yapalım da. Bir 10 dakika ara vereceğim. Yayını kapatmadan. Ondan sonra hemen geleceğim. Şimdi Mustafa Kapı'yı Vefa'nın yerine alalım. Tamam mı? Şimdi Cüneyt Köze alalım buraya diyeceğim. Şöyle bir bakayım. Serkan Kurtuluş. Serkan belki oynatırsak satarız. Emirhan sence geç şuraya bir. Tamam mı? Tuğbe Akgün de buraya koyayım. O da genç bir oyuncu, gelişsin. Ozan Koç'u alalım abi buraya. Onu şey yapmayalım. Ferhat Kiraz'ı da şuraya alayım. Berat'ı da Eren'in yerine alayım. Hazırlık maçı olduğu için kondisyon kazansın arkadaşlar. Bu arada Burak Kapacık da bayağı bir yorulmuş. Burak Kapacı'nın yerine kim alacağız şimdi? Okan Alkan daha şey. Cüneyt Köze alalım abi, ne yapalım? Serkan Kurtuluş'u şuraya alayım. Bu maçları böyle hızlı simüle ediyorum. Diğer maçlar böyle olmayacak arkadaşlar. Tamam. Bu maç da böyle geçti. Güzel. Tamam. Bu maçı da kazandık. Sezonun son hazırlık maçıydı arkadaşlar. 6. bölüm bu kadar. 7. bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bursaspor'u tekrar hak ettiği yerlere getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu bölüm biraz yavan oldu. Biliyorum, farkındayım. 7. bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.